İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin'in işkenceyle ilgili yeni bir açıklama yapmış. Şöyle söylüyor. Bakanlığımızın politikası, devletimizin ve hükümetimizin politikası sıfır işkencedir, sıfır kötülüktür. Hatta bizim yeni sloganımız işkence ayaklarımızın altındadır, elimizin tersiyle itilmiştir. Polis merkezlerimizde ve jandarma karakollarımızda bırakın işkenceyi incitici tutum ve tavır da olmayacak ifadelerini kullanmış. Hakikaten öyle bir haber de gelmiyor artık. Eskiden işkence her yerden duyardık. Allah vermesin, istemem de bir gidip kontrol etmekte fayda var. Biri ihbar mı ihbar etsin bir şey. Bir çay kahve içip gelelim de inşallah. İnşallah olmaz da, fakat orada canımız polislerimiz tabii çok temiz, Anadolu'nun mübarek evlatları. Fakat polise sert muamele ahlaksızlıktır kardeşim. Demokrasiye dönülüyor. Güzel, şefkatli bir ortam var. Seviyor. Eline molotof kokteylinin. Ahlaksız herif. Molotof kokteyli polisin kafasında patladığını düşün. Elini yüzünü yaktığını düşün. Cinayete tam teşebbüs. Deli misin sen? 5 kiloluk taşı kafasına atıyor polisin. 4 kiloluk, 3 kiloluk taşı. Aynı mermi. Tabanca mermisi etkisi yapar. Nasıl olsa demokrasi var diye terbiyesizlik yapıyorlar. Şu polise saldırma olayları demokrasine falan açıklanmaz. Bu terbiyesizlik, vicdansızlıktır. Zulümdür. Kalkandan kendini koruyor mübarekler. Olur mu öyle şey ya? Zulüm bu. Ona daha böyle engelleyici bir kanuni yaptırımı uygulansa iyi olur. Yani polise taş atmanın cezası ağırlaştırılması lazım. Ne olacak ya, çocuklar taş atıyor diyor. Ulan ne olacağı var mı? 3 kilo taş senin kafana gelse ne olur, bir düşün bakayım. Dene bakalım. Evet, Allah, Allah vermesin. 20 metreden kafana bir atsınlar. 3 kilo taşı ne olursun bak bakalım. Ne olacak diyor. Çocuk taş atıyor diyor. Olur mu öyle şey? Cinayete tam teşebbüs. Molotov kokteyli ne demek ya? Yanan şeyi polisin üstüne atmak. Allah vermesin yani. Değil mi? Yanarak ölmesine sebep olur, Allah vermesin. Şehit olmasına sebep olur. Yani ölme değil mi demeyelim de.